Şimdi herkes arama motorlarına heterodoks politikalar nedir diye yazıyor. En iyisini emin çapabilir. E, zaman zaman çıkıyor CNN Türk'le ilgili Atlanta'dan geleceklermiş teftiş haberleri. Eski bir haber olduğu söyleniyor. Yoksa bugüne kadar çoktan teftiş edilmeliydi değil mi? Neyse gündemimiz mevzumuz o değil. Vatandaş zor durumda. Ve vatandaş bunca zorluk içinde kıvranırken derdini ekranda göremediği zaman öfkeleniyor. Doğalgaz faturasını ödeyemediği için... Doğalgaz sayaçları sökülenler, abonelikleri iptal edilenler, onlardan bahsedelim mi şimdi biraz? 2021'in ilk 8 ayında doğalgaz faturasını ödeyemediği için aboneliği kesilen hane sayısı neredeyse 1 milyon. 1 milyon hanenin sayacı kesilmiş, sayacı aboneliği kesilmiş, sayacı bağlanmış. Niye? Faturayı ödeyemedikleri için. Evde kombi var, şehirde doğalgaz var eller kombiye gitmiyor. Soğuk gecelerde ısınmak için bir çare bulmaya çalışıyor vatandaş. Onunla haberi. Dar gelirli ne doğalgaza gelen zamma yetişebildi ne de o faturaları ödeyebildi. Doğalgaz faturasını karşılayamadığı için aboneliği kesilenlerin sayısı 914 bini geçti. 2021'in ilk 8 ayındaki rakam 2020'yi geride bıraktı. Türkiye genelinde doğalgazı kesilen abone sayısı 2019 yılında 890.313 kişi, 2020 yılında 779.270 kişi, 2021 yılında ilk 8 ay ağustos ayına kadar 914.779 kişi, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP'li Nihat Yeşil'in soru önergesini yanıtlarken verdi bu rakamları. Geride bıraktığımız yılda doğalgaza 7 kez zam geldi. Bir yılda yapılan zam oranı 18,8'di. Ancak bir yılda yapılan zamdan daha fazlası yeni yılın ilk dakikalarında geldi. CHP'li Yeşil bu zamlara dikkat çekti. Doğalgaza yaklaşık yüzde yılbaşından sonra yüzde 25 gelen zama karşılık Böyle bir abonenin düşünün halkın ne durumda olduğunu, böyle bir sürecin yaşayan, yoksullukla develeşen, yoksullukla baş başa kalan bu halka çözümlerine sürekli zamlarla halkı mağdur yıllar. Uzmanlar uyarıyor zamlar böyle devam ederse doğalgazı kesilenlerin sayısı daha da artabilir. bir süreliğine kısacık bir ara sizi Kazakistan'a götüreceğim. Sonra Türkiye'den bahsetmeye devam edeceğiz. Ara derken yani Türkiye gündemine ara vereceğiz. Devam ediyoruz. Kazakistan yanıyor. Hükümet istifa etmek durumunda kaldı. E biz doğalgaz memleketindeyiz. Bu nedir bu halimiz? Mavi yakıta bu kadar zam yapılır mı diyorlar. Mavi yakıt dedikleri LPG. LPG'ye %50'lik zam yapılınca Kazak soydaşlarımız Kazakistan'da sokağa çıktılar ve bu sokaktaki bu eylemler kısa sürede bütün ülke Yayıldı. Nur Sultan Nazarbayev e, zor durumda. Hatta indirime de gidildi LPG fiyatlarında ama tansiyon düşmedi bir türlü. Heykelleri yıkılıyor gördüğünüz gibi. Gösteriler dördüncü gününde. Hükümet istifa etmek zorunda kaldı. Gösteriler hala dinmiş değil. Dünyanın gözü Kazakistan'da. LPG zammı halkı sokağa döktü. Gece gündüz süren gösteriler sonrası hükümet istifa etmek zorunda kaldı. Görüntülerin adresi Kazakistan. <laughs> Kazakistan'da uluslararası piyasalardaki durum gerekçe gösterildi. LPG'ye %51 zam yapıldı. Pazar günü binlerce kişi sokağa indi. Cumhurbaşkanı o hal ilan etti. Provokatörler var dedi. İnternet yavaşlatıldı, Facebook, Telegram kapatıldı. Sokaklardaysa ses bombaları, göz yaşartıcı gaz vardı. Polis çok sert müdahale etse de tansiyon düşmedi. Вот <laughs> стрельнули Cumhurbaşkanı Tokayev sonunda geri adım attı. LPG fiyatı göstericilerin talep ettiği rakamın da altına indirildi. Temel gıda maddelerinde de indirim yapılacağı açıklandı. Protestoya katılan kişilere yönelik herhangi bir hukuki ceza uygulanmayacağı duyuruldu. Ancak yeterli olmadı. Gösteriler devam etti. Bu açıklamadan kısa süre sonra Kazakistan'da başbakan ve hükümet istifa etti. Ancak tansiyon yine de düşmedi sokaklarda. polis ve askeri araçlar ateşe verildi. Zırhlı araçlar ele geçirildi. Bazı askerlerin rehin alındığı görüntüler kameralara yansıdı. Giriyor, alın alın. Alın, alın, alın. Göstericiler kamu binalarını bastı. Savcılık binası, iktidardaki Nurotan Partisi'nin genel merkezi, karakollar ateşe verildi. Nazarbayev eski cumhurbaşkanı değil mi ya diyenler. tabii eski cumhurbaşkanı, kurucu cumhurbaşkanı ama Nur Sultan Nazarbayev e, aynı zamanda ülkenin Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı'ydı. Ve şu andaki cumhurbaşkanı Kasım Cömer Tokayev, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanlığı'nı da Nur Sultan Nazarbayev'den aldığını televizyona çıkıp açıkladı. Ülke karışık, Kazakistan'da halk, sokaklarda gözler Kazakistan'ın üzerinde. Şimdi dönelim mi memlekete. CHP lider Kılıçdaroğlu sosyal medyadan seçimlerden sonra iktidara gelmeleri halinde Cumhurbaşkanlığı sarayını ne yapacaklarını açıkladı. O haberle devam edelim. Kılıçdaroğlu diyor ki şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı bu sarayı öğrencilerin hizmetine vereceğiz ama öğrencilerin hizmetine vermeden önce bir süreliğine halkın ziyaretini açacağız. Girip görsünler içeride ne olduğunu diyor. Dedim ki bu saraya gitmeyin. Giderseniz kirlenirsiniz. Kirlenirsin. Çünkü kaçak saray. Milyonlarca lira harcandı yapımına. En başından beri muhalefetin tepkilerinin odağında Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı. <laughs> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP iktidarında Beştepe'nin ot diye verileceğini söylemişti. Kendisine beyefendi bin odalı saray yapıyor. O sarayı... Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne tahsis edeceğiz. Kılıçdaroğlu yeni projesini açıkladı. CHP lideri sarayını da öğrencilerin hizmetine vermeden önce 3 ay boyunca her gün 10-20 saatleri arasında halkımızın ziyaretini açacağız. Çoluk çocuk, anne baba herkes senin nasıl bir şaşa içinde yaşadığını görecek dedi. CHP iktidar olursa insanlara Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı nasıl bir konsepte gösterecek, şaşa insanlara nasıl anlatılacak şimdiden bilinmez ama umuma açık bölümleri bile şatafata dair çok şey anlatıyor. Sanal turla gezilebilen Beştepe yerleşkesinde ilk olarak ana bina merdivenleri görülüyor. Lüks Çiniler dikkat çekiyor sanal turda bile tablolar, lüks avizeler, lüks toplantı salonları ve konferans salonları, hemen hemen her odada rastlanan varaklı süslemeli ve pirinç kaplamalı duvarlar, fuaye alanı, havuzlu bahçe, bir de idari bina var gezilebilen. Ancak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda sadece bunlar yok. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'ne göre Beştepe sinema salonundan şöminelerden buhar banyoları, spa ve havuza kadar lüks bir mimari yapı. Zaten Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği de sarayın umuma açık olmayan bu bölümleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı da 100 bin liranın üzerine çıktı bu arada. Onu birazdan anlatayım. %14,4'lük zam yapılmış maaşa. Yani e, emeklilere yapılan zam. Ondan bahsederim efendim. Metin Lokumcu'nun ahı var diye başlayan o efsane konuşmada e, sayılan isimler. Her şey galiba Metin Lokumcu hocayı, Metin Lokumcu öğretmen Metin Lokumcu'yu kaybettiğimiz o gün başladı. Barışçıl protesto, anayasal bir hak diyerek ilini ziyaret eden dönemin başbakanı protesto etmek için sokağa çıkmıştı Metin Lokumcu ve Türkiye limonun biber gazına iyi gelebileceğini bu fotoğrafla öğrenmişti. Sonra kalp krizi geçirdi yoğun gaz kullanımı sebebiyle. Yarın duruşması görülecek. Daha evvelki duruşmada sanıkların sesi duyulmuyordu. Video konferans yöntemiyle bağlanmışlardı. Bu kez salona getirilmeli getirilmeleri istendi. Yarın sanıklar mahkeme salonunda olacaklar. Metin Lokumcu davasında sanıklar sonunda hakim karşısına çıkacak. Opa'da bir tane bile gaz fişeği olmadığını ama Sayın Başbakan teşrif edecek diye 7 ayrı ilden getirildiğini ve Metin Hoca'nın bu gazlarla katledildiğini bir il, il emniyet müdürünün ağzından duyabildiğimiz kadarıyla duyduk. 13 sanık vardı. 4'ü mazeret bildirdi, 9'u Segbis'le duruşmaya katıldı. Sesleri bile güçlükle duyuldu. Metin Lokumcu davası 20 Aralık'ta Trabzon'daki 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeydi. Ama sanıklar duruşmada yoktu. Bugün sanıklarla Segbis üzerinden bile olsa karşılaşacağımızı Umuyorduk diyeyim. Ailenin haklı olarak böyle bir beklentisi var. Onları görmek, gözlerine bakmak istiyorlar. Tarih 31 Mayıs 2011. Dönemin Başbakanı Erdoğan Hopa'ya gitti. Miting öncesinde düzenlenen protesto gösterileri sırasında polis yoğun tazlikli su ve biber gazı kullandı. Hopa'nın Metin öğretmeni Metin Lokumcu fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. <laughs> Tam 10 yıl 6 ay oldu. Dava Trabzon'a götürüldü. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görevsizlik kararı verildi. Duruşma öncesinde pek çok görüntü eklendi olay gününe dair. Görüntülerde sivil giyimli bir kişi polis